Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere bazı dörtgenlerin kenar ve açı özelliklerini anlatacağım. Paralel kenar, eşkenar dörtgen ve yamuk. Bu kenar ve açı özelliklerini iyi öğrenirsek soruları çözerken çok işimize yarar, kolayca çözebiliriz. Kare ve dikdörtgeni hiç anlatmıyorum çünkü zaten 4. sınıftan beri birçok kez gördünüz, işlediniz. Şimdi paralel kenarla başlayalım. Paralel kenarda iki tane uzun kenar, iki tane kısa kenar var. Bu yönüyle dikdörtgene benziyor. Fakat içindeki açılar dik açı olmadığı için bu yönüyle de dikdörtgenden ayrılmış oluyor. İlk önce paralel kenarımıza bir isim verelim. Şöyle köşelere büyük harf koyalım. A, B, C, D paralel kenarı olsun. Paralel kenarın içerisinde iki tane dar açı var. Bakın D açısıyla B açısı ve iki tane de geniş açı var. Şimdi burada D açısı ve B açısı birbirine eşit oluyor. Aynı zamanda A açısıyla C açısı da birbirine eşit oluyor. Örnek vererek göstereyim. Örneğin burası 70 derece ise karşıdaki B açısı da 70 derece oluyor. Peki A açısı kaç olur? Bunu da şöyle söyleyeyim. A açısıyla D açısı yani bir geniş açı ve bir dar açı ikisi beraber 180 olmalı. O zaman 180'den 70'i çıkardığım zaman A açısı da 110 derece olmalı. A açısı 110 derece ise karşıdaki C açısı da o zaman 110 derece olmalı. İşte böyle açı özellikleri. Ben bunu örnek olarak yazdım. İşte burası 60 olduğunda o zaman burasının 120 olması gerekiyor. Ve burası 60 ise karşısı da 60 olmak durumunda. Bir de kenarlarını örnek yazalım. Örneğin burası 5 santimetre ise karşıdaki kenar da 5 santimetre olmak durumunda. Burası diyelim ki 8 santimetre ise uzun kenar yine 8 santimetre olmak durumunda. Peki paralel kenarda köşegen olduğunda nasıl olacak? Şöyle çizerek göstereyim. Köşegen olduğunda şöyle çizeyim. Köşegenlerin uzunlukları birbiriyle aynı olmuyor. Yani burada DB köşegeni ve AC köşegeni var. Şöyle çizeyim. Bakın AC köşegeni daha kısa. DB köşegeni daha uzun. Ve köşegenler birbirini dik olarak kesmiyor. Bunu da söylemiş olalım. Az sonra eşkenar dörtgende durum farklı olacak. Bazı sorularda karşınıza çıkabilir. Bu şekilde köşegenlerini de görmüş olduk. Son olarak küçük bir örnek vermek istiyorum. Örneğin bir paralel kenar verilmiş soruda. Şöyle elimle çizdiğim için biraz yamuk oldu ama. Neyse. Buradaki işte K, L, M, N diyelim. Bir tane açı bize verildikten sonra örneğin şurası 115 derece. Bize verildikten sonra diğer 4 tane açıyı çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Burası 115 olduğuna göre buradaki N açısı 180'e tamamlamalı onu. Yani burada 180'den 115'i çıkardığımız zaman şu ikisinin 180 olması gerekiyor yani. Evet, 10'dan 5 çıktı, 5, 7'den 1 çıktı, 6, ne oluyor burası? 65 derece. Zaten K açısıyla M açısı aynı olmak durumunda. O zaman burası da 115 derece oluyor. Burası 65 ise karşısı da 65 oluyor. Bakın bir açıyı bildiğimizde bütün açıları bulmuş olduk. Şimdi gelelim eşkenar dörtgene. Eşkenar dörtgen ile paralel kenar arasında ne fark var? Şimdi biraz paralel kenara benziyor. Şu fark var. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbiriyle eşit oluyor. Mesela burası 7 santimetre ise burası da 7 santimetre. 7 ve 7. Bir de isim yazalım. Eşkenar dörtgenimize PRST yazdım. Demek ki paralel kenarla arasındaki fark bu. Paralel kenarda iki uzun iki kısa kenar vardı. Ama eşkenar dörtgende hepsi aynı. Peki eşkenar dörtgen kare ile ne farkı var? Karede de biliyorsunuz bütün kenarlar aynı. Şu farkı var, eşkenar dörtgenin açıları dik açılar değil. Karede biliyorsunuz dik açılar var. Yine paralel kenara benzeyen tarafları da var. Örneğin şuradaki T açısını diyelim ki 120 derece. O zaman karşıdaki R açısı da 120 derece oluyor. Yani karşı karşıya olan açılar aynı oluyor. Biz buradaki T açısını bildikten sonra P açısını da gayet rahat bulabiliyoruz. Neden? Çünkü T açısı bir geniş açı ve bir dar açıyı topladığımızda 180 olmalı.
Hemen şurayı da o zaman yazalım. Burası 120 ise burası ne olur? 180'den 120 çıktığında 60 derece olur. Demek ki burası da 60 dereceymiş. Peki köşegen özelliklerine bakalım. Şöyle çizerek göstereyim ben yine. P ile S birleştiğinde yani PS köşegeni ve TR köşegeni birbirini dik olarak keser. Bunu da söyleyelim. Biraz taştım ama elim kaydı. Yani birbirlerini dik olarak kesiyorlar köşegenler. Mesela şurası 90 derece. Diğer taraflar da 90 derece. Paralel kenarda dik olarak kesmiyorlardı. Köşegenlerin uzunlukları birbirinden farklı. Ama tam birbirlerinin ortalarından geçiyorlar. Paralel kenarda da birbirlerinin ortalarından geçiyordu. Bakın şuradaki köşegen, buradaki diğer köşegen, bu köşegenin ortasından geçiyor. Bazı sorularda işinize yarayabilir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi eşkenar dörtgende de aynı şekilde herhangi bir açıyı bildiğinizde diğer açıları rahatça, kolayca bulabiliyorsunuz. Mesela burası 50 derece ise diğer geniş açı ne olur o zaman? 180'den 50'yi çıkardığınız zaman 130 olur. Karşısı 50 olur. Burası 130 olur. İşte bu şekilde. Şimdi sırada yamuk var. Yamuğun ne özelliği var peki? Bakın 4 tane kenarını görüyorsunuz. Şu iki kenar birbiriyle paralel değil ama diğer iki kenar birbiriyle paralel. Yani yamukta kenar çiftlerinden bir çiftin paralel olması gerekiyor. Buradaki yamukta üst ve alttakiler paralel olmuş. Başka bir örnek göstereyim ben size. Mesela şöyle bir yamuk çizelim. Şöyle. İşte buradaki yamukta da bakın şu ikisi paralel. Ama şunlar paralel değil. Demek ki iki tane kenarın paralel olması gerekiyor. Daha iyi ayırt etmek için başka bir dörtgen de çizerek göstereyim. Örneğin şöyle bir dörtgen çizelim. Bakın. Buradaki dörtgen yamuk değil. Neden? Bakın şu karşı karşıya olan kenarlar paralel değil. Bunun adı bu paralel değil. Buna sadece biz ne diyebiliriz? Dörtgen diyebiliriz. Tamam, dört kenarı var, dört köşesi var ama yamuk değil. Yamuk olması için iki kenarının paralel olması gerekiyor. Peki kenar özelliklerine bakalım. Mesela buna bir isim verelim. A, B, C, D. Şimdi kenar uzunlukları bazen birbiriyle aynı olabilir veya farklı da olabilir. Mesela şuradaki kenar diyelim ki 4 santimetre. Buradaki de 4 olabilir. Ama farklı da olabilir. Mesela buradaki 3 santimetre, buradaki 7 santimetre. Böyle olabiliyor. Bakın şu alttakini göstereyim. Örneğin şurası 3 santimetre, şurası 5 santimetre, şurası 2 santimetre, burası da işte diyelim ki 4 santimetre. Bakın hepsi birbirinden farklı da olabilir. Yani kenar özellikleri çeşitli şekillerde olabiliyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki açı özellikleri nedir? Bakın yamukta bazı açılar dar açı olabilir, geniş açı olabilir, dik açılar olabilir. Fakat şöyle bir özellik var. Örneğin şurada göstereyim. Buradaki C açısıyla hemen yanındaki geniş açı olan A açısı ikisi beraber 180 olmak durumunda. Nasıl? Mesela burası 70 derece olabilir. A açısı o zaman ne olacak? 110 derece olacak. Yani bir geniş açı ile ona komşu olan diğer dar açıyı topladığımızda 180 olmak durumunda. Peki burada birbiriyle aynı olabilir mi? Olabilir, farklı da olabilir. Örneğin burası 68 derece olabilir. O zaman burası 112 olmak zorunda. Yani buradaki kuralımız şu. Bir geniş açı ile ona komşu olan dar açıyı topladığımızda 180. Bakın 112 ile 68'i toplayın 180. 110 ile 70'i toplayın 180. Böyle olmak durumunda. Bakın şuradaki yamuğa bakalım. Burası 90 derece dik. O zaman bunun da 90 derece olması gerekiyor. Çünkü hatta ben buna bir isim yazayım. P, R, S, T. Bakın birisi 90, ona komşu olan da 90 oldu ve ikisi 180 oldu. Mesela şurası 120, şurası ne oluyor? 60 derece oluyor. O zaman T ile S de yine birbiriyle birleştiğinde 180 olmak durumunda. Diğer dörtgenlerde durum öyle olmayabilir. Mesela burası işte 90 diyelim. Burası 120. Burası 100. Şimdi bu dörtgeni bulalım mesela. Şu açıyı soruyor örneğin. Ne yaparız? Buradaki açıları toplarız. 120, 100, 90 ve şu açıyı sonra bulabiliriz. Toplayalım.
0, 2, 9 daha 11 ne oldu? 310. Dörtgenlerin iç açılarının toplamı 360 olduğuna göre 360'tan 310'u çıkarırız. Ne kalıyor? 50. O zaman burası da 50 oluyor. İşte yamuklardaki özellik bu. Burada da bir dörtgene ait açı bulma alıştırması yapmış olduk. Umarım dersimi beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.